Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Çok kıymetli seyircilerimiz ve çok kıymetli dinleyicilerimiz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir İslam'ın ışığında günümüz meseleleri programında daha sizlerle birlikteyiz. Cenab-ı Hak programımızdan en güzel şekilde istifade etmeyi cümlemize nasip eylesin. Yaklaşık bir saat boyunca da beraber olmaya devam edeceğiz. Aklınıza takılan, merak ettiğiniz soruları Doktor Hüseyin Kayapınar Hocam yayın esnasında cevaplandıracak. Muhterem hocama sormamı istediğiniz soruları 0552 915 8242 numaralı çağrı hattımızı arayarak ya da sesli, videolu, normal mesaj atarak bizlere gönderme imkanınız mevcut. Bir de sosyal medya hesaplarınızdan Vav TV, Facebook, Twitter ve Instagram adreslerimize mesaj göndererek de sorularınızı bizlere ulaştırabilirsiniz. Efendim hiç vakit kaybetmeden muhterem hocama döneyim. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Nasılsınız? Elhamdülillah, çok şükür. Rabbim daha iyi etsin hocam. Amin inşallah. Seyircilerimizin soruları var. Bismillah diyerek ilk sorumuza başlayayım hocam. Buyur. Bir seyircimiz demiş ki, daha önce öğle ve ikindi namazlarında imam sesli bir şekilde Fatiha ve Zamm-ı Sure okurdu. Ama şu anda sessiz olarak kılınıyor. Bir de farz namazlarda 3-4. Rekatta hoca sessiz kaldığı zaman biz Fatiha suresini okumalı mıyız? Şimdi bilmiyorum, Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne zamanlar öğle ve ikindi namazlarında imam sesli okurdu? Hiç öyle bir şey ben bilmiyorum. Yani bu namazların nasıl kılınacağı Peygamber Efendimiz tarafından bizatihi gösterilmiş. Daha doğrusu Cebrail Aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e öğretmiş. O da ümmetine öğretmiş. Ben nasıl namaz kılarsam siz de aynen öyle namaz kılın buyurmuş. Ve o günden bugüne namazlar bu şekilde kılınır. Yani Resulullah evet. Döneminde nasıl kılınıyorsa bugün de öyle kılınıyor. Ki gündüz namazları sessizdir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında da sessizdi. Şimdi de sessizdir. Yani dolayısıyla bir zamanlar sesli okunuyordu, kılınıyordu. Bu nereden çıktı ben bilmiyorum. Ha, şimdi namazlar biliyorsunuz sabah namazı sesli. Tabii burada cemaatle kılmayla münferit kılma arasında da fark var. Eğer cemaatle kılıyorsak imam sabah namazının farzını sesli okur bir. Akşam namazının farzının iki rekatını sesli okur iki. Yatsı namazının farzının iki rekatını sesli olur, okur üç. Bu kadar. Diğerleri evet. Hep sessizdir. Yani öğlen, ikindi, gündüz namazları zaten sessiz. Akşamın son sünneti sessiz, yatsının son sünneti sessiz. Yani sadece bir fark var. Eğer teravih cemaatle kılınıyorsa o da sesli okunuyor. Ve bitir namazı da cemaatle kılınınca peşinden o da sesli kılınıyor. Bu kadar. Onun dışında diğerleri sessiz. Peki ben diyor ki son iki rekatında yatsının ve neyin bir de akşamı mı diyor? Farz namazların 3. 4. rekatında demiş hocam. Yani ben Fatiha okumalı mıyım? Şimdi Hanefi mezhebine göre cemaat sadece Sübhaneke'yi okur ilk başladığımızda. Tesbihatları yani arada rükudaki Sübhane Rabbiyel Azim, secdedeki Sübhane Rabbiyel Alâları söyler. Bir de oturduğumuz zaman ki duaları, Ettehiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena atina, Rabbena gfirli bu duaları okur. Evet. Bunun dışında okumaz. Niye okumaz? Çünkü Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, kıraatul imam, kıraatul mü'tem. Yani imamın okuması aynı zamanda cemaatin okuması demektir. Ha, şimdi ve bir de Kur'an-ı Kerim'de okuyun diyor. Kur'an okuyun. Kur'an'dan kolay geleni okuyun diyor. Şimdi ama diğer mezheplerde mesela Şafii mezhebinde Fatiha suresini cemaat da okur. Fatiha suresini. Şafii mezhebinde Fatiha suresi namazda okumak farzdır. Hanefi'de vaciptir. Öyle aralarında böyle bir nüans var. Onun sebepleri var. Teknik bilgiler onlar. Şafii mezhebinde Fatiha suresinin cemaat da okur. İster bu şey olsun, sesli kılınan namazlar olsun, akşam yatsı gibi, sabah gibi. İsterse gizli kılınan namazlar olsun, cemaat okur. Ancak gizli kılınan namazlarda baştan okumaya başlar. Ama diğerlerinde yani sesli okunuyorsa imam gayril mağdubi aleyhim veladdalin dedikten sonra hafif bir duraklama yaparlar. O arada Fatiha'yı okur. Çünkü imam sesli okurken onu dinlememiz gerekiyor. Onun imamın okuyuşunu dinlememiz gerekiyor. Ha Maliki mezhebinde hatırladığım kadarıyla sessiz namazlarda Fatiha'yı okur cemaat. Sessiz namazlarda. Hem Fatiha hem sureyi okur.
Yani Şafii mezhebinde Fatiha okur. Hanefi mezhebinde ise hiç okumaz. Hepsi haktır, gerçektir. Bunların hepsinin Peygamber Efendimizin farklı uygulamalarından kaynaklı veya Peygamber Efendimizin hadislerini farklı anlama, yorumlamadan kaynaklı görüş ayrılıklarıdır. Evet. Ve bu şeye zarar vermez. Yani farklılık namazın sıhhatine zarar vermez. Hepsi doğrudur, haktır. Peki hocam. Bir diğer seyircimiz demiş ki, namazı yeni öğrendiğim duaları okuyarak, yani okuduğum surelere ilave yaparak kılabilir miyim? Ne demek bilmiyorum ki o. Ne de, yani yeni ezberlediği dualardan maksat namaz sureleri mi? Ki muhtemelen öyledir. Çünkü ayakta, yani biz namazda okurken Kur'an-ı Kerim'den parçalar, bölümler okumamız lazım. Evet. Başta Fatiha, ondan sonra da başka bir ayet veya sure okuması lazım. Şimdi bu okuyacağı surenin eskiden öğrendiği sure, sonradan öğrendiği sure olması fark etmez. Yani burada önemli olan şey, Fatiha'yı okuduktan sonra farzların ilk iki rekatlerinde ve sünnetlerin bütün rekatlerinde Fatiha'yı okuduktan sonra bir miktar Kur'an-ı Kerim okumaktır. Bu eskiden öğrendiği, yeni öğrendiği fark etmez. Yani ben bunu anladım, bu yeni ilave etmek deyince, yani bazen bunu, bazen ötekini okuyabilir miyim demek istiyor. Yoksa ben mesela diyelim ki Lilafi yeni öğrenmiş, Elem Tara'yı eskiden biliyormuş. Efendim ben Elem Tara'dan sonra aynı rekatta Lilafi'yi de okuyabilir miyim? Eğer buysa maksadı, okuyabilir. Ha, öyle değil de efendim ben Elem Tara'yı eskiden öğrendim, Lilafi'yi yeni öğrendim. Birinci rekatta Elem Tara'yı, ikinci rekatta Lilafi'yi okuyabilir miyim? Evet, okuyabilir. Peki hala hocam. Bir başka seyircimiz, vahiy sadece peygamberlere gelmiyor diye biliyorum. Peygamberimizden sonra alimlere, hocalara vahiy gelmesi mümkün müdür? İlhamla vahiy arasındaki fark nedir? Şimdi vahiy dediğimiz zaman aslında Kur'an-ı Kerim'de bazı şeye söyleyiver, peygamberler dışındakilere de vahyedildiği, yani vahiy kelimesiyle ifadeler var. Ve ama bu şey olarak, ıstılah olarak, kavram olarak peygamberlere Cenab-ı Hak tarafından gönderilen emir, yasak, bilgi, bunlara vahiy diyoruz. Yani evet. Peygamberlere, Allah tarafından peygamberlere gönderilen, bu peygamberlere mahsustur. Hatta vahiy meleği diyoruz değil mi Cebrail? Cebrail'in bir adı da o. Şimdi bazen melek vasıtasıyla gönderir. Bazen ayrı da gönderir. Yani evet. Hatta peygamberlere gönderilen vahiylerden birisi biraz ilhama benzer. Çünkü kalbine ilka eder. Kalbine. Yani Cenab-ı Hak bazen peygambere bildirmek istediği vahiyleri işte melek vasıtasıyla o gönderir. Efendim kendisi şey perde arkasından olur, insan şeklinde gönderir filan. Ve bir de kalbine ilkah eder, kalbine gönderir. Ama vahiy peygambere gönderilir. İlham ise, yani insanların bilgiye, deneye, tefekküre dayanmadan kalplerine gelen herhangi bir bilgi. Buna da ilham deniliyor. Ama ilham sadece insanlara değil. Mesela Kur'an-ı Kerim'de arıya vahyedildiği söyleniyor. Evet. Hazreti Musa'nın annesine vahyedildiği söylenir. Ha, bundan maksat vahiy değil, ilhamdır. Yani arıya ilham edilmiştir. Hazreti Musa'nın annesine ilham edilmiştir. Çünkü o malum Firavun gördüğü bir rüya üzerine İsrailoğullarının işte bu gece doğan erkek çocuklarının kendisinin tahtını elinden alacağı yorumunu yaptırıyor. Ve bütün o gece doğan çocukları öldürtüyor. Ha, Hazreti Musa'nın annesine Cenab-ı Hak ilham ediyor. Evet. Ama ben diyor ki, sen diyor çocuğumu işte bir zembil, bir tabut neyse ona koy, nehre at, denize at diyor. Biz onu tekrar sana kavuşturacağız. Hazreti Musa'nın annesi bu bilgiyi Cenab-ı Hak'tan alıyor. Ama bunu ilham yoluyla alıyor. Kalbine Allah onu ne yapmış oluyor? Nakşetmiş oluyor, bildirmiş oluyor. Şimdi ilham kelimesi Kur'an-ı Kerim'de bir yerde geçer.
Şems suresinde. Ve şems ve duhaha vel kameri izâ telâha ve nehari izâ cellâha ve leyli izâ yagşâha ve semâi ve mâ benâha vel ardı ve mâ dahâha ve nefsi ve mâ sevâha fe elhemâha fücûraha ve takvâha. Biz o nefse kötülükleri de efendim iyilikleri de fücur ve takva zıt şeyler onları anlama kabiliyeti verdik. Nefse ilham ettik. Ha. Yani şöyle diyeyim tekrar. İlham peygamberlerden sonra başka insanlara veya başka varlıklara, meleklere ilham ediliyor mesela. Evet. Efendim işte dediğim gibi insana, peygamber olmayan insana ilham ediliyor, nefse ilham ediliyor, hayvana ilham ediliyor. Ama vahiy sadece peygamberlere geliyor, bu bir. İki, vahiy kesin bilgi ifade eder. Ve vahiy sadece peygamberi değil, peygamberin o vahiyi tebliğ ettiği herkesi bağlar. Yani Peygamber Efendimiz'e gelen vahiy bugün bizi bağlıyor. Ama diyelim ki Hazreti Ebu Bekir'e bir ilham gelmiş, o bizi bağlamıyor. Ayrıca aynı dönemde diyelim ki Allah'ın sevdiği kullarına ilham daha çok söz konusu olabiliyor. Onlara şeytan da vesvese verip kendi taraftarlarına ilham edebiliyor. Yani şimdi Allah'ın sevdiği bir kul olarak Allah ona ilham etmiş. Ha, o kendisini bağlar mı, bağlamaz mı? O ilhama göre o davranmak zorunda mı, değil mi? Bu İslam uleması arasında tartışmalı. Ama başkasını bağlamadığı kesin. Yani birisi kalkıp da ben şöyle bana ilham geldi dediği zaman o kendisi o ilhama göre hareket edebilir. Ama o kendisinden başkasını bağlamaz. Ama vahiy herkes kendisinden başkasını da bağlar. Yani burada tabii bu konularda geniş bilgi almak isteyenler, ansiklopedilerde bunlarla ilgili bilgiler vardır. Yani oralara başvurabilirler. Peki hocam. Bir diğer seyircimiz demiş ki, kinden ne anlamamız gerekir? Haksızlık yapan kişi ve bundan pişman olmayan bir kişi. İftira atıp da haberi yokmuş gibi davranan kişilere kin tutulması, aynı ortamda bulunmak istememek, hak helal etmemek caiz midir? Şimdi kin deyince Türkçe'de ne anlıyorsak odur. Yani bir kimsenin de gördüğü bir muamele karşısında ona buğz etmesi, hatta ondan intikam alma duygusunu içerisine alması ve ona karşı bundan sonraki davranışlarında dostça davranmaması veya dostça davranmak istememesi. Yani bütün bunlar kin. Şimdi normalde Müslüman kin tutmamalı. Kin tutmamalı. Aslında hoşgörülü olmalı ki peygamberin özelliklerindendir bu. Hoşgörülüdür. İntikam hissi yoktur kendisinde. Peygamber Efendimizin. Efendim öfkesini yener. Şimdi biliyorsunuz o herkesin bildiği bir olay. Peygamberimizin amcası Hazreti Hamza'yı Vahşi isminde bir insan öldürdü. Yani bir köle o mızrakla öldürdü. Evet. Ve Hint ki Ebu Süfyan'ın karısı Hint de o cesede hakaret etti. Yani insan söylemeye biraz dili varmıyor da öyle dedim. Yani ciğerini alıp çiğnediği rivayet ediliyor. Çıkarıp. Bunları yaptı. Şimdi peygamberimizin amcasına bunlar yapıldı. Normalde bir insanın amcasına, babasına, bir akrabasına bu yapılsa o kişi bunu yapan hakkında ne düşünür? İşte ona kin tutar. Evet. Peki tutmalı mı, tutmamalı mı? Peygamber tutmamış. Ki vahşi Müslüman olup Müslüman olduğunu hem vahşi söylüyor. Hem Hint. İkisi de Müslüman oldu ve onlara kesinlikle o yaptıklarının cezası diye bir ceza vermedi. Evet. Ama şunu söylediği rivayet edilir vahşiye. Bana görünme gözüme. Çünkü seni gördüğüm zaman o amcam aklıma geliyor. O yüzden benden uzak dur dediği rivayet edilir. Hind'e gelince gelip Peygamber Efendimiz'e sorular soruyor. Evet. Bu zaman zaman burada konuşuyoruz. Ebu Süfyan'ı karısı soruyor. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kin tutmamış. Kinin zıttı nedir? Affetmektir. Kinin zıttı nedir? Hoşgörülü olmaktır. Ha. Şey budur, normali budur.
yapılması gereken. Kim tuttuk, ne faydası oldu bize? Ya gidip onunla kavga edeceğiz, yeni bir kötülük ortaya çıkacak. Veya ona olan gayzımızla, kinimizle kendi kendimizi yiyip bitireceğiz. Bunun ikisi de insana zararlı. Evet. O yüzden kin tutmamalı, affetmeli. Ha, o adam sana çok büyük bir kötülük yapmış. Onu gördüğün zaman öfken kabarıyor. E o görmemeye çalış, uzak dur. Karşılaşırsan bir uzaktan selam ver, geç git. İlla onunla beraber olmak şart değil ya. Ha, beraber olduğun zaman, aynı mecliste oturduğun zaman, dediğim gibi bu öfken kabarıyorsa, aynı mecliste oturma, çek başka yere git. O varsa kin tuttuğun kişi. Ama ideal olanı nedir? Affetmek, hoş görmek. Peki hocam. Seyircilerimizden biri diyor ki, nafile oruçlar için saat kaça kadar niyet edilmesi gerekiyor? Öğleden öncesine kadar. Yani şimdi nafile oruçlara ve bir de farz olan oruçlara öğleden önceye kadar niyet edilebiliyor. Peki. Yani farz olan oruç deyince tabii Ramazan orucunu kastediyorum. Hı hı. Öğleden önceye kadar niyet edilebiliyor. Hatta şöyle bir olay, bunun şey hükmünün, bu hükmün gerekçesi. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün yiyecek bir şey almak istiyor, acıkmış. Eşlerine gidiyor. Diyor ki yiyecek bir şey var mı yanınızda? Yok diyorlar. Yok. Hiçbirisinde yiyecek bir şey çıkmıyor, biliyor musun? Yani Peygamber Efendimiz'e ikram edecek bir hurma çıkmıyor hiçbirinin evinde. İki tane kuru üzüm çıkmıyor. Yok diyorlar. Ondan sonra ki bu öğleden önceki bir zaman. Hı hı. Ve Peygamber Efendimiz de öyleyse ben oruç tuttum. Oruca niyetlendim diyor. Hı hı. Nafile oruç oluyor. Yani bu bize gösteriyor ki öğleden önce nafile niyet edilebilir. Peki niye öğleden önce veya öğleden belli bir süre öncesine kadar? Günün yarıdan fazlasını oruçlu geçirmiş olmak için. Niyetli. Evet. Mesela diyelim ki saat 12, 11'e kadar yemedi, içmedi. 11'de niyet etti. Geriye epey bir zaman var. Yani yarıdan çoğunu günün oruçla geçirmiş oluyor. Onun için öğleden önce, öğle namazı vakti girmeden daha önce de niyetlenmiş olmak lazım. Diğer tabii, gün, tabii bu evet. Arada bir şey yememiş olmak kaydıyla tabii. Bir şey yediyse zaten. İmsakten sonra. Peki. Diğer bir seyircimiz demiş ki, internette dolunayda böyle olacak, kötü afetler olacak gibi söylentiler var. Bunlara inanmalı mıyız? Vallahi şimdi bilimsel olan şeylere din karşı değil. Ve dünyadaki bazı olaylarla, güneşle, ayla ilgisi olduğu yönünde de herhalde bilimsel şeyler var. Mesela Medcezir neye göre oluyor? Ay'a o göre oluyor. Ay'ın hareketlerine göre. Ay'ın gelmek. Hareketlerine göre oluyor Medcezir. Şimdi demek ki, yani o ayın dünyada konumu, dünyada bir etkisi oluyor. Ama evet. Bu dolunay ilk defa bu sene gelmiyor ki. Senede bir defa değil ki. Her ay geliyor. Yani senede 12 defa dolunay var. Ve bu diğer günlerde olmuyor da ne şimdi oluyor? Ya biraz bir tedirginlik var insanlarda. Bu tedirginlikten kaynaklı her şeyden bir mana çıkarmaya çalışıyorlar. Ve bunu da doğru yanlış olur olmaz faydalı zararlı yayıyorlar. İnsanların moralini bozuyorlar. İnsanları tedirgin ediyorlar. Yani dini olarak, yani dini açıdan dolunayın şeye bir etkisi yok. Dünyadaki olaylarla bir ilgisi yok. Ama bilimsel olarak var yok onu bilemiyorum. Ama dediğim gibi işte bu Medcezir, yani denizin işte çekilmesi veya tekrar geri gelmesi, ona yeni dilde ne diyorlar Medcezir? Gel git. O gel git olaylarının ayla ilgili olduğu bilim tarafından ispat ediliyor. Bir seyircimiz demiş ki, göz değmesine karşı nazar boncuğu takmak caiz midir? Yok, bu caiz değil. Yani bu genelde bir adet haline gelmiş ama Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın onu yasakladığı hadisi var. Ve evet. Bir de şu vardır, yani insan müsbet veya menfi, yani olumlu veya olumsuz, her şeyi Allah'tan bekler. Ve her şeyin yaratıcısı Allah'tır. O boncuğun herhangi bir faydası veya zararı yoktur. Evlere de çok asılıyor hocam. Asılıyor. Bu bir herhalde bir şeydir, bu bid'attır veya hurafedir. Yani eskiden kalma. Ona kalırsan bizim köylerde mesela kapılara nal çakarlar. Evet.
atmalı. Nal var, evet hocam. Veya evlerin önüne kuru at kafası veya hayvan kafası kurumuş. Hmm. Yani o şey iskelet, onu direklerin ucuna onu kollar. Evet, koçun, koyunun falan yapıyorlar öyle. Bizde yok, o yaptığı yerler vardır. Yani bunların dinle, diyanetle alakası yok. Bunlar tamamen hurafedir. Yani bidat da demeyelim. Çünkü bidat olması için dini bir alanda olması lazım o yeni uydurulan şeyin. Bunlar dini bir alanda da değil. Ha, bunlar kötülükleri savma güya. Muhtemelen eski Türk inancından falan da geliyor olabilir, bilemiyorum tabii. Bu nazar boncuğuyla ilgili de Peygamberimiz bunu şey yapıyor. Yani onun işini rast getirmesin anlamında bir şey söylüyor nazar boncuğu takanın. Yalnız şöyle diyen de var. Bundan bir medet beklememek kaydıyla. Efendim bununla bir güç, o nazar boncuğuna bir güç nispet etmemek kaydıyla. Yani insan baktığı zaman gözü ilk ona ilişir ve göz nazar değmesi olacak kişilerin o enerjisini o alır belki falan diyenler var ama bunu ben kitaplar falan yazmıyor. Bunu bazı yeni arkadaşlardan bunu bu şekilde söyleyenler oluyor bazen. Ama dediğim gibi Peygamber Efendimiz bunu hoş karşılanmamış ve bundan men etmiştir. Peki hocam, bir sesli sorumuz varmış. Efendim hep birlikte sesli sorumuzu dinliyoruz. Selamünaleyküm hocam, hayırlı akşamlar. Daha önceki sohbetlerinizde bir soruya cevap vermiştiniz. Yani kişinin elindeki ürün 80 gramı açlıktan sonra zekat düşüyor diye. Fakat son zamanlarda depremle ilgili olan durumlardan dolayı zekatı yıl dolmadan verilebilir gibi diyaloglar var. Bunları camilerde de duyuyoruz. Fakat yani bu verdiğimiz para zekata mı geçiyor? Çünkü bu parayı verdikten sonra ölüm olabilir, başka bir şey olabilir, yıl dolmamış olabilir. Yoksa sadaka olarak mı vermiş oluyoruz? Teşekkürler. Evet hocam. Şimdi zekatın sebebi, farz olur sebeplerinden birisi, nisap miktarı mala malik olmaktır. Yani o zorunlu ihtiyaçlarından, borcundan fazla olarak nisap miktarı ve zekata tabi olan mala malik olmaktır. Bu para olabilir, altın olabilir, ticaret malı olabilir. Ha şimdi eğer bir kimse 80.18 gram altın değerinde ticaret malına veya paraya, altın veya o kadar altına sahip olduysa o sebep gerçekleşmiş. Zekatın farz olduğu sebebi gerçekleşmiş. Ve bu sebep gerçekleştikten sonra zekat verilebilir. Ha zekat niyetiyle verilir. Senenin sonunda o farz takarrur eder ve önceki verdiği zekat o farzın yerine geçer. Evet. Ki biz bunu yenileyi söylemiyoruz. Yani bu depremden sonra söylüyor değiliz. Daha öncelerden de söylerdik. Niye? Hüküm bu çünkü. Bunu soranlara bu cevabı verirdik. Ha ama ne zaman olmaz? Benim şimdi elimde nisap miktarı malım yok. Param yok, altınım yok, ticaret malım yok. Ama ileride olur belki. Olduğu zaman zekat yerine geçsin diye şimdi zekat vermeye kalkarsam o zekat sayılmaz. O sadaka olur. Yani o zaman demek ki nisap miktarı yani o borçtan ve zorunlu ihtiyaçlardan fazla olarak nisap miktarı zekata tabi malımız var ise artık o zekatın sebebi gerçekleşmiştir. Buna sahip olduktan sonra zekatını verebiliriz onun. Ha, arada verebiliriz. Ha, sene sonunda da verebiliriz. Fakat arada verdiğimiz zaman sene sonunda vermemize gerek yok. Ancak benim şimdi diyelim ki 100 bin lira param var. Evet. Zekatını verdim 2500 lira. Sene sonunda benim o param 150 bin lira oldu. O zaman 1250 lira daha vermem gerekiyor. Niye? Çünkü arttı. Hmm. Veya o 90 bin liraya indi. Benim onda bir oranında 250 lira şey olmuş oldu, sadaka olmuş oldu. Çünkü bana zekat ödemem ne zaman fazla oluyor? Senenin sonunda. Dolayısıyla evet, benim ödeyeceğim miktar, meblağ o sene sonundaki meblağ olacak, karşılığı olacak. Asıl rakam o hocam. Asıl rakam o. Ha, ama ben daha önceden vermişsem ve daha sonra bana yeni bir gelirler gelmişse onun zekatını veririm. Ama azalmışsa benim şeyim, bu param azalmışsa, malım azalmışsa o zaman azaldığı oranda sadaka yerine geçer. Ha nisaptan aşağı düşerse
Olur ya, 100 bin lira param vardı sene başında. Evet. Ben tuttum 2500 lira zekatımı verdim. Ama 75 bin liraya düştü. Artık bu bana zekat farz olmuş değil. Sebep ilk anda vardı ama takarrur etmedi, gerçekleşmedi. O zaman ne olur? O benim verdiğim 2500 lira sadaka olur. Tasadduk olur. E şimdi şey olmuş. Kişi ölmüş. Yani zekatı niyet ederek vermiş ama sene dolmadan ölmüş. Ne olacak? Verdiği sadaka olur, boşa gitmez. Yani o verdiği kişilerden geri isteyemezler onu. Yani efendim işte biz, babam size şu kadar zekat vermiş, şimdi öldü, verin o paramızı geri diyecek halleri yok. Çünkü verilen hayır niyetiyle verilen şeyden dönülmez. Hiçbir şekilde. Bu ister zekat olsun, ister sadaka olsun, ister fitre olsun, ne olursa olsun. Peki hocam. Hatta hibeden dönülür mü, dönülmez mi? Hediyeden dönülür mü, dönülmez mi bile bazı görüş ayrılıkları var. Bazı şartlarla dönülebilir diyenler var. Bazı durumlarda, bazı durumlarda dönülemez diyenler var. O ayrı bir konu. Peki hocam. Hocam bir de şunu soracaktım. Mesela sözlü anlaşmaların peki geçerliliği nedir? Yani sözlü eskiden, anlaşmalar bozulabilir mi, bozulamaz mı? Eskiden yazılı anlaşma yoktu ki. Evet, sözlü olarak. Anlaşmalar hep sözlüydi. Hmm. Şimdi söz vermek ne demek? Ahd etmek demek. Ki evet, verdiği söze uymamak, ahde vefa etmemek münafıklık alametidir. Tabii burada sözlü bir anlaşma yapılmış ise ve bu taraflar arasında bir niza ortaya çıkmışsa, anlaşmazlık, bunun çözümünde bir iddia sahibi var, bir de karşı taraf var. İddia sahibi beyine getirmesi lazım. Yani o anlaşmayı yaptıklarına dair, o ahde dair beyine, ne demek o beyine? Delil. Onu getirmesi lazım. Eğer beyine getiremezse, delil getiremezse, karşı tarafa hakim yemin yöneltir. Der ki bak, seninle ilgili böyle bir iddiası var. Sen ne dersin? Doğru mu, yanlış mı? Yanlış efendim, yemin et yanlış olduğuna dair. Yemin ederse dava düşer. Ama yemin etmezse, buna nükul denilir, yeminden nükul. O zaman davacının lehine karar verir şey. Yani yazışma tamam, tavsiye ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Yani borçlandığınız zaman yazışın diyor. Evet. Eğer yazacak bir katip bulamazsanız şahit git tutun diyor bak. Şahit tutun. Yani demek ki yazışma olmayabiliyor ki, gayet tabidir eskiden. Niye? Çünkü herkes okuma yazma bilmiyordu ki. Bir katip onu yazsın. Katip yok. Okuyan yok. Yazma bilen yok. O zaman sözlü ait muteber olur. Ama tabii ideali bu sözleşmelerde, ki onu Kur'an-ı Kerim اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنِنْ, bir borçla borçlandığınız zaman bu kelimeyle ifade ediyor. Orada onu diyor yazın diyor. Birinci derecede yazmaktır. Ki yalnız bazen şu da vardır. Şimdi makbuz var ya, makbuz. Evet hocam. Şu anda biz bir makbuz kestirdiğimiz zaman bu makbuzda yazan bedeli vermişiz demek. Evet. Şimdi eskiden makbuz yoktu. Ha, mesela şu hükümler var şöyle fıkıhta. Bir kimse mal ithal ediyor. O günkü şartlarda. Yurt dışından satın alıyor. Ha, satın alıyor. Gümrükte onun vergisini ödüyor. Evet. Ve bir belge alıyor ödediğine dair. O belgeye itibar etmiyor otorite. Eğer aksi yönde bir iddia olursa o belgeye itibar etmiyor. Niye? Çünkü diyor el hattu yushbihul hatta diyor. Yazı yazıya benzer. Dolayısıyla benim bu yazıyı o sınırdaki memurumun yazdığına ne malum, sen de yazmış olabilirsin bunu. Yani bazen tabii bu tip şeyler de var. Ama anlaşmalarda tabii karşılıklı herhalde bir parmak basılıyordur, yazılıyordur. Evet, evet. İki tarafa da aynı belge veriliyordur falan. Dolayısıyla ideali olan yazışmadır. Zaten günümüzde sözlü anlaşmalara itibar edilmiyor. Peki. Ben seyircilerimize ve dinleyicilerimize çağrı hattımızı hatırlatmada bulunayım. Efendim sizler de merak ettiğiniz, aklınıza takılan soruları 0552 915 82 42 numaralı çağrı hattımızı arayarak ya da sesli, videolu, normal mesaj atarak bizlere gönderebilirsiniz. Kıymetli hocam yayın esnasında sizden gelen soruları cevaplandıracak. Bir seyircimiz demiş ki,
sesli olarak okunan Kur'an-ı Kerim'i dinlemek zorunlu mudur? Böyle bir durumda namaz kılınabilir mi? Sesli olarak okunan Kur'an-ı Kerim'i dinlemek farzdır. Ama farz-ı kifaye olarak değerlendiriliyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim açıkça diyor ki Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin. Ve izâ kuriyel Kur'ânu feslemi'û lehu ve ensutû. Evet. Kur'an okunduğu zaman onu dinleyin, ses çıkarmayın. Ha şimdi burada umuma, genele bir hizmet şey var, hitap var. Dolayısıyla bunu farz-ı kifaye olarak değerlendiriyor ulema. Yani farz-ı kifaye ne demekti? Toplum içerisinde bazıları o farzı yerine getirdiği zaman diğerlerinin sorumluluğu düşüyor farz-ı kifayede. Mesela cenaze namazı buna bir örnektir. Farz-ı kifaye. Dolayısıyla bazı insanlar dinliyorsa diğerleri dinlemese bile günaha girmiyorlar. Peki ben camiye girdim, Kur'an-ı Kerim okunuyor. Kur'an-ı Kerim okunurken namaz kılabilir miyim? Eğer orada Kur'an-ı Kerim'i dinleyen başkaları da var ise, her ne kadar Kur'an-ı Kerim'i dinlemen daha faziletliyse de namaz kılabilirsin. Ama hiç kimse yoksa onu dinleyen, ya diyeceksin ki hoca efendiye, ya kusura bakma, sessiz oku, ben şurada namazımı kılayım diyeceksin. Veya onun okuduğunu dinleyeceksin. Çünkü o zaman başkası olmayınca o farzı yerine getirecek, sende tayin ediyor o. Tek sen varsın çünkü orada, sende tayin ediyor. Peki hocam. Bir başka seyircimiz demiş ki, kötü huylardan kurtulmak isteyen birine ne tavsiye edersiniz? Vallahi ahireti düşünsün. Ölüm sonrasını düşünsün. Ölümü düşünsün. Efendim, cehennemi düşünsün, azabı düşünsün, cenneti düşünsün. Onlardan ibret almaya çalışsın veya onlar yönünü şey yapar. Yani o kötü huylar deyince aslında tabii genelde dinin yasak ettiği huyları anlıyoruz. Kin tutmak gibi, işte demin konuştuk. Efendim, riya gibi, kibir gibi, efendim, küfretmek gibi vesaire. Bunlardan herhalde korunmaya çalışıyor. Bunların günah olduğunu ve bu günahların karşılığının öbür dünyada karşımıza çıkacağını düşünsün insan. İnşallah kendisini frenler. Bir de iyi şeyler yapsın. Yani derler ya, bir şey zıttıyla tedavi edilir. Sende cimrilik hastalığı varsa bol bol ver. Evet. Ya da verenlerle beraber ol. Verenleri teşvik et. Evet. Vermelerini, kendin veremiyorsan vermelerini teşvik et. Teşvik et. Veya dediğin gibi verenlerle beraber. Eğer sen sıcak çarpması olmuşsa buzlu suya yatırırlar insanı. Evet. Üşütmüşsen terletirler. Yani dertlerin tedavisi zıttıyla oluyor genelde. Zıttıyla. İşte bu kötü huyların zıttı iyi huylardır. O iyi huyları edinmeye çalış. Ve bunu yapmaya çalışırken de dediğim gibi ölüm ötesini düşün. Ölüm ötesi hayatı düşün. Peki hocam. Bir başka seyircimiz, muska kullanmak caiz midir diye sormuş. Şimdi muska Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'da yok. Peygamberimizde yok. Yani öyle bir şey o yapmamış. Yapmasını da kimseye tavsiye etmemiş. Belki de onun hayatındayken yapılmıyordu. Evet. Abdullah İbni Ömer. Peygamber Efendimiz'in bazı duaları var. Mesela işte o nazar duası. Onları okurlarmış. Abdullah İbni Ömer onu yetişkinlere okurmuş, bir kağıda yazmış, küçüklerin de onu bükmüş, küçüklerin de elbisesiyle dikmiş. Bunu kim yapıyor? Bir sahabi yapıyor. Ha, şimdi buna dayanarak bazı alimler derler ki, bu bir sahabi bunu yapmış. İçerisinde ayet ve hadis olmak kaydıyla yazıların, böyle bazı tılsımlar, şekiller, kareler bilmem ne değil. Bazı böyle büyücülükte kullanılan bazı şekiller vesaireler oluyor, yapıyorlar onu. Yani öyle duyuyoruz, görüyoruz yapıyorlar derken onu tasvip ettiğim veya gerçekliğini şey kabul ettiğim anlamında değil bu. Yani şimdi öyle olmayacak, olmamak. Ayet yazıyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Veya bir şifa ayeti yazıyor. Veya ne bileyim bir hadis-i şerif yazıyor. Onu yapılabileceğini söylüyorlar bazı alimler. Neye dayanarak? Abdullah İbni Ömer'in bu yaptığı uygulamaya dayanarak. Ama bir defa şu çok önemli, kesinlikle ondan fayda, medet, güç, kuvvet, yardım beklemeyecek.
Yani onu sigaraya taktık, o bizim çocuğumuzu korur. Hayır, korumaz. Onun hiçbir şey yok. O belki senin işini rahatlatır, o kadar. Evet. Böyle bir şey beklerse ondan, ki bunlar Allah'tan beklenen şeylerdir, başkalarından beklenemez, insandan bile beklenemez, hele hele o kağıttan ne bekleyeceksin? Yani böyle olmamak kaydıyla buna cevaz veren alimler var, hayır öyle bir şey yok diyenler de var. Bir başka seyircimiz, boşanma durumundaki haksız mal paylaşımlarından ve bir türlü sonuçlanamayan davalardan kurtulmak için tarafların evlilik sözleşmesi yaparak evlenmelerinde dinen bir sakınca var mıdır? Evlilik sözleşmesinin dini yönden bir sakıncası olacağını düşünmem ben, düşünmüyorum. Niye? Bu çünkü sosyolojik açıdan nasıl etkiler onu bilemem. Psikolojik açıdan nasıl etkiler onu bilemem. Ama evlilikle böyle bir anlaşmanın hiç irtibatı yok, alakası yok. Hatta Hanefi mezhebine göre mesela şu var, o da bir anlaşma olabilir. Bir kadın evlenirken derse ki, mesela diyelim ki İstanbul'da oturuyor. Eğer beni İstanbul'dan başka bir yere çıkarmazsan, yani hayatımızı İstanbul'da devam ettirirsek, senden mehir olarak 100 gram istiyorum. Misal altın. Evet. Ama başka bir şehre götürürsen 150 gram istiyorum dese ve adam da bunu kabul etse bu geçerli oluyor. Yani bu evlilikle ilgili sözleşme sadece nerede var? Tabii bu mali sözleşme mehir konusunda var. Onun dışında başka bir şey yok. Dolayısıyla kendi aralarında sözleşme yapmışlar. O nikaha zarar vermez. Peki böyle bir şey yine haram olur mu? Yasaklayıcı bir hüküm yok onu. Ve ben şöyle gördüğüm kadarıyla dinin emirlerine veya yasaklarına aykırı bir yönü de yok işin. Mehirle ilgili bir seyircimiz demiş ki, ailesi ve kendi zengin olan bir kadın mehir istemezse nikahta bir sorun olur mu? Olmaz. Olmaz. Ama ben mehir istemiyorum dese bile onun mehir hakkı düşmüyor. Yani diyelim ki nikah kıyılırken veya nikah kıyılacağında mehir de neymiş, ben öyle bir şey istemiyorum dedik kadın. Tamam, nikah kıyıldı, nikah nikahtır. Bunun mehir istememek nikah zararı olmaz. Ha, ama bu hakkı da tümüyle düşmüş sayılmaz. Daha sonra ben vazgeçtim, şimdi mehrimi istiyorum diyebilir. Peki. Bir seyircimiz, kiralanan bir mal karşılığında depozito vermek caiz midir? Şimdi bu örf haline gelmiş. Günümüzde örf haline gelmiş. Evet hocam. Ve örf eğer nas'a aykırı değilse, yani bir Kur'an-ı Kerim ayetine aykırı değilse veya Peygamber Efendimiz'in bir meşhur sünnetine aykırı değil ise o örfe itibar edilir. Hatta bununla ilgili bizim fıkhımıza girmiş genel kurallar var. Kavaid-i külliye diyoruz biz onlara, kaideler var. Mesela birisi der ki, o kaidelerden birisi, el mağrufu urfen kel meşrutu şartan. Yani örfle belli olan bir şey sanki şart kılınmıştır. Şart kılınmış gibidir. Mesela bir bazı başka bir yine kaide, el adetu muhakkemetun. Adet, örf hakem kılınır. Yine öbür evet. Tarafta ezmanın tagayyuru ile ahkam tagayyuru eder. Yani zaman değişince hükümler de değişebilir, nas'a dayanmamak kaydıyla. Şimdi bütün bunlar bize örfün dikkate alınabileceğini söylüyor. Ve alınmıştır tarih boyunca da. Ve bazı görüş ayrılıkları içerisinde mezhep imamları arasında örf kaynaklı olanlar vardır. Hatta İmam Şafii kendisi 100, Hicri 100 senesine kadar Bağdat'ta, efendim, Medine'de kalmış, İmam Malik'ten ders okumuş, İmam Muhammed'den ders okumuş, 200 yılından sonra şeye geçmiş, Mısır'a. Ve Mısır'a geçtikten sonra önceki içtihatların birçoğu değişmiş. Onun için Şafii fıkhında onun kavli kadim ve kavli, yani ilk görüşü ve son görüşü. Hı hı. Diye bir tabir, kavli kadim aklına geldi de. Kavli ahir filan mı hocam? Öyle değil. Neyse gelirse söyleriz, önemli değil.
Yani sonraki görüşleri değişik olabiliyor. Şimdi evet. Bu depozit, insan niye veriyor depoziti? Ve niye bu ihtisas edilmiş? Bir ihtiyaçtan doğmuş. Çünkü herkes iyi niyetli olmuyor maalesef. Evet. Yani okuyoruz, duyuyoruz. Şey çıkarken, kiracı çıkarken evin kapılarını söküp yaktığını duyuyoruz. Efendim, mesela ev sahibi teslim ederken işte boyasını, badanasını yaptırmış, tertemiz tespit ediliyor. Öbürü çıkarken leş gibi bırakıp gidiyor. Veya son aylarda diyelim ki kirayı takıyor, ödemiyor. Kavli cedid demek ki. Evet. Neyse, araya girmiş olduk işte, benim huyum bu. Evet, şimdi yani kirayı ödemeden bırakıp gidiyor. Şimdi bunlara karşı bir güvence olarak depozit alınıyor. Bence bunun dine aykırı bir yönü yok. Dine aykırı. Efendim, niye karşı alınıyor denilebilir? Çünkü birisinden bir bedel alacaksan buna karşılık bir şey vermen gerekecek. Hı hı. Bunu bir rehin gibi düşünelim. Mesela ben senden para alacaksam ya sana bir şey satacağım veyahut da efendim sana bir şeyimi kiraya vereceğim. Veya da sen kendi gönlünle bana hediye vereceksin. Bu. Bunun dışında bir şey yok yani. Bir mülkün el değiştirmesi yok. Ya burada rehin şeyde de depozitte de bir mülk el değiştiriyor. O mülk ne? Para. Evet. Ama bu parayı rehin gibi değerlendirilebilir. Bak, değerlendirilebilir diyorum. Ha, öyle değil derse peki nedir o zaman? O önemli değil o kadar bana göre. Bu olabilir. Ancak burada şuna dikkat edilmeli bu bir emanet paradır. Bu mal emanettir. Dolayısıyla bir emanet nasıl korunursa onu koruyacaksın. Ha. Ne zamana kadar? Sonuna kadar. Dolayısıyla şimdi mesela adam 5 sene önce 1.000 lira şey vermiş. Depozit vermiş. Veya işte 3 aylık 3.000 lira depozit vermiş. 5 sene sonra çıkıyor. O günkü 3.000 lira, bugünkü 3.000.000 lira, 30.000 lira değerinde. Şimdi ne olacak? Sen o aldığın 3.000 lirayı versen, haksızlık olmuş olacak. Buna meydan vermemek için mesela şu olabilir, altın alabilir şey olarak, depozit olarak. Yabancı bir para, yani o değer, neyse Euro. Ben isim almak istemiyorum, hı-hı, yabancı paraları. Onlardan biriyle olabilir. Bir de şu olabilir. Ben ilk depozit verirken verdiğim depozit kaç aylık kiraya karşılıktı? 3 aylık. Evet. Depoziti alırken de en sonki 3 aylık kira karşılığı geri verilmek üzere böyle düşünülebilir. Veya 3.000 lira, 3 aylık verdiği 3.000 lira bugüne kadar ne kadar değer kaybetmiş enflasyon olarak, onun karşılığını verebilir. Yani var ya, la darar ve la dırar. Zarar verme de yok, zarara zararla mukabele etmek de yok. Zulmetmek de yok, zulme maruz olmak da yok. Peki hocam. Bir başka seyircimiz demiş ki, bir kişi tabi olduğu mezhebin dışında diğer başka bir mezhepte bulunan bir uygulamayı hoşuna gittiği için veya diğer mezhepteki görüşü ortaya konulan delilleri daha uygun bulduğu için kendisi içtihat yapacak bilgi seviyesinde olmasa da tercih edip ona göre amel edebilir mi? Şimdi bu içtihat biz deyince sadece bir hüküm çıkarma değil. Mesela bu fakihlerin tabakaları dediğimiz o tabakat-ı fukaha var. Ki fakih deyince iyi din alimi, fıkıh alimi, yani müştehit diyecek neredeyse. Evet. Bunlar yukarıdan aşağı, müştehit mutlak var. Müştehit fil mesele var. İşte müştehit fil mezhep var. Ashab-ı tahriş var. Ashab-ı temyiz var. Ashab-ı tercih var. Yani bunlar hep böyle tabaka tabaka bu alimlerin bilgi seviyelerine göre sıralama. Ashab-ı tercih diye bir grup var aşağılarda. Müştehit değil. Onlar ne yapıyorlar? Görüşler arasında tercihte bulunabiliyorlar. Niye göre? Günün şartlarına göre, delillerin değerlendirilmesine göre. Ve bunlar bir tercihte bulunduysa, sonrakiler o tercihe göre hareketlerini
amellerini yaptırıyor, sürdürüyorlar. Mesela ashab-ı temiz var. O ashab-ı temiz ne yapıyor? Görüşlerden zayıf olanla kuvvetli olanın arasını ayırt edebilecek seviyede bilgi sahibi oluyor. Evet. Şimdi sıradan bir adam efendim esnaflık yapıyor veya hiç alakası yok, bir memuriyette bulunuyor. Efendim ben şu mezhebin görüşü daha iyi hoşuma gidiyor. Bu insanın kendi nefsani hevasına göre vardığı bir sonuç. Bu olmaz. Yani o zaman sen istediğin konuda istediğin kolana geleni alırsın, bir çorba çıkar ortaya, aşure çorbası çıkar. Bu olmaz. Ama sen yetkiliysen eğer, müştehid olman şart değil. Ama delilleri değerlendirebiliyorsan baktığın zaman, ha bak bu görüşün delilinde şu şu ayetler var, bak burada bu ayetler var, ulemanın çoğunluğu bu ayeti böyle demiş bilmem ne. Yani bunlara gücün yetiyorsa olabilir. Ama zaten mezhep taklidini avam yapmaz. Hoca yapar. Hoca da demin söylediğim seviyede. Peki biz yapıyor muyuz bunu? Biz işte görüşleri söylüyoruz. Bu konuda Şafiler şöyle diyor, Hanefiler şöyle diyor. Ulema ihtiyaç halinde, zorunluluk halinde bunlardan birinin alabileceğini söylüyor. Bak biz ne yaptık? Topu başkasına attık dışarıya. Yani kendimiz bir karar vermedik. Evet. Diğer bilgileri naklettik. Çünkü bizim gücümüz ona yetiyor. Şöyle yap dediğin zaman o fetva oluyor. Ve fetva verecek kişi de müştehit olması gerekiyor. Müfti ile müştehit aynı anlamda kullanılıyor. Onun için öyle rastgele önüne gelen, şu benim daha kolayıma gitti onu yapayım, şu benim daha hoşuma gitti onu yapayım. Efendim eğer ehil olmadan işte bir basit bir araştırmayla efendim bir sonuca varmış kendisince, bu daha kuvvetli diyerek onu yapayım, böyle olmamalı. Peki hocam, bir sesli sorumuz varmış. Efendim hep birlikte sesli sorumuzu dinliyoruz. Selamünaleyküm, kolay gelsin. Bir sorum olacak. Ben İstanbul'da ticari taksi şoförlüğü yapmaktayım. Bize bankalar post cihazı vermiyor. Bir firma da bize post cihazı verdi. Bu firma da yolculuktan müşteri başına yani mesafeye göre komisyon kesiyor. Atıyorum şöyle 10 liraya 3 lira bir komisyon kesiyor. Bu komisyon biz almıyoruz ama binen yolcuya da durumu izah ediyorum. Burada bizim bir sorumluluğumuz var mı? Onu merak ediyorum. Kolay gelsin çalışmalar. Şimdi post cihazı bir hizmet veriyor. Ve verdiği hizmete karşılık da para alıyor. Evet. Ha, az alıyor, çok alıyor. O onların bileceği bir iş. Şimdi benim anlamakta zorlandığım şey şu oldu bu soruda. Bu post cihazına verilen o 1/10 diyelim komisyonu şeye yansıtılıyor mu? Biniciye, müşteriye diyelim. Yani ona şöyle deniyor mu? Kardeşim bak senin bu şey 50 lira tutuyor aslında ama benden 15 lira şey alıyor bu post cihazı. Hı hı. Eğer çekim yaptıracaksan 65 lira vereceksin. Ama nakit ödersen 50 lira. Evet. Böyle bir şey. Şu anda diyorlar hocam. Yani ben yaşadığım bir olay. Bindiğim zaman işte kartla mı ödeyeceksiniz, nakit mi ödeyeceksiniz diye soruyorlar. Kartla öderseniz %3 komisyon var diye söylüyorlar. Bu şekilde karşılaştım. Ve yani. Sen de onu kabul ediyorsun baştan. Ha, eğer kartla ödeyeceksen kabul ediyorsun. Tamam o zaman bunun bir sakıncası olmaz. Ama şeye sormadan, müşteriye sormadan. Yani bu senin söylediğin, hı hı, söylemeden müşteriye doğrudan onun haberi yok üzerine eklersen bu doğru olmaz. Hı. Yani bu şuna benzer. Hani bir peşin aldığın zaman şu fiyat, vadeli aldığın zaman bu fiyat diyoruz ya. Evet. Bunlardan ikisinin birisini kesinleştirecek. Yani diyecek ki kişi, kardeşim şoför müşterisine bakın. Burada işte taksimetre yazacak. Nakit verirsen eğer o ne yazarsa ona vereceksin. Ama eğer post mu yazınları çektirirsen benden %3 komisyon alıyorlar. Onun üzerine %3 ekleyeceğiz demesi lazım. Ve müşterinin de bunun birisini kabul etmesi lazım. Yani o zaman taksicilerin hepsinin bunu müşteriye başta söylemesi lazım. Söylemesi gerekir. Kimi söyler, kimi söylemez. Çünkü mesela ben onu bilmiyordum. Evet. Gerçi biz çok taksiye bindiğimiz yok ama
yine de bilmiyordum yani. Peki hocam. Çok teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Bu cevapla birlikte bugünkü programımızı noktalıyoruz. Rabbim sizden razı olsun. Amin, sağlık, afiyet versin. Kıymetli seyircilerimiz ve kıymetli dinleyicilerimiz, bugün bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Allah nasip ederse hafta içi her gün saat 17 ve 18 arasında sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Ufak bir hatırlatmada bulunayım. Efendim programımızın süresi mahdut haliyle sizden gelen bütün soruları cevaplandıramama imkanımız oluyor. Dolayısıyla bugün cevaplandıramadığımız soruları bir sonraki günlerde cevaplandıracağız. O yüzden programlarımızı takip etmeye devam edin. Bir de kaçırdığınız bölümleri Vav TV YouTube hesabımızdan İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programı adı altında oradan tüm bölümlere ulaşarak seyretme imkanınız mevcut. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.